Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yine bugün sizlerle elimden geldiğince güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Salyangozlar arkadaş, akvaryumda ki salyangozlar, salyangoz türleri, adi salyangozlar denildiği kadar lanet bir tür mü? Hiç mi bir yararı yok? Hiç mi bir zararı yok? Neydir, ne değildir? Türleri, ondan sonra diğer salyangoz türleri, elma salyangozları, rabbit salyangoz yani tavşan salyangoz, minare salyangoz, ramson salyangoz, adi salyangoz, nerite salyangoz, birkaç tür işte genel hatlarıyla Türkiye şartlarında bulunabilen diğer salyangoz türlerini işleyeceğiz. Videonun her tarafında ayrı bir bilgi olacak birbirinden bağımsız olarak. Ondan dolayı videoyu atlamadan, sarmadan ileri tüm bir şekilde izlerseniz sonuna kadar sizin için daha faydalı olacaktır. Şimdi notlarımızı çıkarttık arkadaşlar. Hani bir o tarafa bir bu tarafa sarkma olmasın, aklım karışmasın diye belli bir düzen içerisinde nelerden bahsetmem gerektiğim, ne yapmam gerektiğim yazıyor. Genel bütün salyangozlar hakkında bilgilere değineceğiz birazcık. Yararları neler, zararları neler, bunlara bakacağız. Sanıldığı gibi adi salyangozlar veyahut da hızlı yürüyen diğer salyangozlar kötü mü? Neden böyle oluyor? Neden değil? Bunun çözümü ne? Hani neden bu kadar hızlı yürüyorlar? Peki bunun ya da bunun önüne nasıl geçebileceğiz? Bunun gibi şeylere değineceğiz. Yararları neler, zararları neler yine. Ve eğer bu videoya talep çok olursa, yani izlenme olsun, beğenilirse yani bu video, daha sonra salyangozların tek tek daha ayrıntılı videolarına da çekerim. Videoya başlamadan arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer, beğenirseniz eğer, beğenmeyi, sormak istediğiniz veyahut da önerileriniz varsa aşağı yorum kısmında belirtmeyi, bir de abone olup zil tuşuna basarak hem bana destek verebilir hem de bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekillerde, farklı boyutlarda, farklı renklerde salyangoz türleri var. Geneli, bu salyangoz türlerinin geneli çok dayanıklı. Misal adi salyangoz dediğimiz tür, ondan sonra ramson salyangoz, minare salyangoz, siyah salyangoz, bendeki gibi. Siyah salyangozlar arkadaşlar öyle çok bilinen bir tür değil. Belki bizim sayemizde şey yapar. Yani ben bunları ilk aldığım zaman Facebook gruplarında falan filan sardım, bulamamıştım. Bu siyah salyangozlar hakkında daha ayrıntılı bir video çekmiştim zaten geldiklerinde. Şimdi onu da şuradan ulaşabilirsiniz. Yukarıya bıraktım. Adi salyangoz dediğimiz salyangoz türleri ve ramsonlar da birazcık daha böyle diyebiliriz. Bıraktıkları yumurtalar çok dayanıklı oluyor. Kendileri de çok dayanıklı oluyor arkadaşlar. Akvaryumunu komple boşalttığımızda, kumumuzu yıkadığımızda, hatta kumumuzu kuruttuğumuzda bile tekrardan kurduğumuzda akvaryumu tekrardan ortaya çıkabiliyorlar. Çok dayanıklı canlılar diyebiliriz. Peki arkadaşlar, şimdi yararlarına ve zararlarına gelmeden önce şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Bunu sadece salyangozlar için değil, gerekli ortamlar, elverişli ortam, çok aşırı derecede besin ve benzeri durumları olmadığı sürece hiçbir canlı aşırı derecede üreyemez. Gerekli standart değerler, yani beslenmesi aşırıya çıkmadığı sürece veyahut da çok iyi bir akvaryum suyu koşulu olmadığı sürece hiçbir canlı sürekli ve aralıksız istila edecek kadar üreyemez. Yani bu doğada da böyle, akvaryumun içinde de böyle. Biz bu salyangoz türlerini suçluyoruz. Çok hızlı ürüyor, ondan sonra baş edilemiyor falan filan diye. Bu canlıları fazla yemleyerek veyahut da yosun sorunu olan bir akvaryumda besleyerek veyahut da sürekli ölümlerin olduğu bir akvaryumda besleyerek onlara aşırı derecede besin sağlıyoruz ve bu besini aldıklarında, canlıları yediklerinde de doğal olarak üreme üçgüdüsü ile sürekli ürüyorlar. Bunun salyangozlarla bir alakası yok. Eğer düzeni oturmuş bir akvaryumda, yosun sorunu olmayan bir akvaryumda biz bu salyangozlara bakarsak yosundan dolayı çok beslenemezler. Eğer çok aşırı derecede yemleme yapmazsak yere düşen yemlerle, oluşan küçük alglerle beslenecekler. Ya da sürekli hani suyunuz oturmadığı için veya tabii hastalık olan bir akvaryumda sürekli balık ölümü olmadığı zaman bu canlılar doğal olarak fazla beslenemeyecek ve fazla beslenemedikleri için de aşırı derecede bu şekilde üreme sağlayamayacaklar. Bunu da yine işte
Dediğim gibi yosun problemi oluşmamış bir akvaryum demek. Hastalıkların olmadığı bir akvaryum demek balıkların önünün. Ve düzen dengeli yani yeteri kadar yemlemenin yapıldığı bir akvaryum olması gereken bir akvaryum. Ve olması gereken bir akvaryumun içinde bu canlılar aşırı derecede hızlı bir şekilde üreyemezler. Salyangoz basması arkadaşlar salyangozlarla alakalı değil. Bizlerle beslenmeye verdiğimiz dengesizlikle veyahut da akvaryumumuzdaki dengesizlikle alakalı olan bir şey. Ondan dolayı bu konu hakkında girişte direkt açıklamamı yapayım dedim. Bunun salyangozlarla değil bizle bir alakası var arkadaşlar. Peki bu salyangozların yani şu anda zararlı dediğimiz salyangoz kısmına gelelim. Adi salyangozlar, ramson salyangozlar, çok fazla üreyen salyangozlar yani. Diğer elma salyangozu olsun, materi salyangozu olsun, ondan sonra tavşan salyangozu olsun. Bu salyangozlar biraz daha bu zararın dışında kalıyorlar. Çünkü tek zarar dediğimiz şey bu. Biz bu canlılara yani adi salyangoza, ramson salyangoza öyle zararlı, böyle zararlı akvaryumun içine ediyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor diye görüyorsunuz paylaşım yapıldığında Facebook'ta olsun veyahut da internet üzerindeki paylaşım portallarında. Bu salyangozların zararını bana bir açıklayabilir misiniz dediğimiz zaman çok ürüyorlar, göz zevkimi bozuyor. Arkadaşım senin başta da dediğim gibi senin akvaryumun dengesi oturmamışsa veyahut da aşırı yemleme yapıyorsan, yosun sorunun varsa, balıkların ölüyorsa o salyangozların sorunu değil senin sorunun. Başka bir sorunu veyahut da kötü yönü yoktur bu salyangozların arkadaşlar. Hani zararı yoktur yani bu salyangozların. Bu salyangozların tek zarar diyemeyiz yani buna. Kötü yönü üremeye elverişli canlılar. Kolay, aşırı kolay üreyebilen canlılar. Ondan dolayı bu salyangozlara zararlı diyenlere kulak asmayın arkadaşlar. Siz oturmuş akvaryumunuza bu salyangozları koyduğunuz zaman hiçbir sorun olmaz. Bunun da çözümleri var zaten. Oldu ki yine çok ürediler. Hani aşırı derecede korkulacak bir durum değil bu. Yararlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın tek zararı kötü yönü bu kadar. Bir cümle söyle kullanabildim sadece zararını. Başka zararını bilen arkadaşlar varsa da niye bu salyangozları bura kadar övüyorsun falan diyen arkadaşlar varsa da buyursun yorum kısmında zararlarını yazsınlar. Ben 11 yıldır bu hobinin içindeyim. 11 yılın belki 5-6 yıldır hani daha bilinçli olarak bu hobiyi yapıyorum. Ben başka bu canlıların başka şeyini kötü yanını duymadım. Ha bir de ne var? Minare salyangozu gibi, katil salyangozlar gibi toprağa eşen, toprağın içine gömülen salyangoz türleri var. Bu salyangoz türlerinin toprağın içine gömülmesinin bir iyi, bir de kötü yönü var. İyi yönü ne? Akvaryumun toprağın içinde oluşan zararlı gazları çıkartıyor. Toprağı havalandırıyor. Bitkiler için çok daha iyi bir toprak oluşmasını sağlıyor. Ancak işte zemin bitkileri gibi veyahut da kök yapısı zayıf olan bitkiler gibi sürekli ışık açılıp kapandığı zaman gir çık gir çık bu bitkileri yerlerinden sökebiliyorlar. Bir de böyle bir kötü yanı var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Kendi akvaryumunuza göre atıyorum yani zeminli bir akvaryumsa mesela adi salyangoz bir sorunun yaratmaz. Ramson bir sorun yaratmaz o akvaryumda. O akvaryumda zemin bitkilerinin sökülmemesi için minare salyangozla katil salyangoz koymamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de rabbit salyangoz da birazcık kumun içine gömülüp çıkıyor galiba. Bizim salyangozlarımız, akvaryumumuz bozuldu. Bizden kaynaklı olarak hızlı üremeye başladılar. Yosun sorunumuz oluştu. Yemlemeyi aşırı derecede yapmışız. Peki ne yapacağız? Bunun çözümü nedir? Çözümleri nelerdir? Ne dedik? Yemleme fazla yapıyorsanız şey yapıyordur. Azaltın yemlemenizi azalt. Doğada bu salyangozların kendi avcıları var. Akvaryumunuza bu avcılardan ekleyin. Katil salyangoz, Helena salyangoz ekleyin veyahut da makrakanta ekleyin. Ne yapabilirsiniz? Aşırı derece çoğaldı. Önleminizi alamadınız. Akvaryumunuza koyacağınız yeşillikler marul olur, havuç olur, salatalık olur ve benzeri. Işığınızı kapatıyorsunuz. Sebzemizi, yeşilliğimizi koyduk. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat duruma göre salyangozların toplanmasını gözlemliyoruz. Salyangozlar toplandıkları zaman
kepçe ile o marulu alıyorsunuz, alıyoruz ve bütün salyangozlardan kurtulmuş oluyorsunuz normalde. Bu yöntemi birkaç defa tekrar ederek istediğiniz sayıya ulaştırabilirsiniz. Ha, dediğim gibi yine ne kadar etik bir yöntem tartışılır tabii ki de. O yakaladığınız salyangozları öldürüyorsunuz çünkü atıyorsunuz, ölüyorlar. Veyahut da ne yapabilirsiniz? Hani kabuklarını kırıp ciklet veyahut da etçil olan diğer balıklarınıza, büyük balıklarınıza yem yapabilirsiniz. Hani ne kadar etik bir yöntem tartışılır tabii ki de. Ama seçeneklerden birisi yani. Ticari olarak bu salyangozları öldürmek üzere üretilmiş ilaçlar var. Bu ilaçları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu ilaçları kullandığımızda da hani bu canlıların ne kadar dayanıklı olduğunu söylemiştik. Ondan dolayı bu canlıları öldürebilen bir ilaç, akvaryumun bakteri kültürü olsun, diğer canlıları olsun, onlara da illaki bir zararı olacağını düşünüyorum. Olmasa bile yine hani kimyasal sonuç olarak biz evimize, kendimize veyahut da hani çocuğumuz varsa çocuğumuza kimyasal ürünleri ne kadar az kullanmak istiyorsak, akvaryumda da o şekilde olabildiğince az kimyasal kullanmamız gerekiyor benim düşüncemce. Yani büyük boyuttaki salyangozlar öldükleri zaman akvaryumda çok aşırı derecede kokuyorlar arkadaşlar. Cidden kötü bir koku yayıyorlar. Ondan dolayı bunu gözlemlemek ve şey yapmamız gerekiyor. Sürekli gözlem altında tutup ölen bir salyangoz varsa bunu en hızlı bir şekilde akvaryumumuzdan çıkartmamız gerekiyor. Bakır akvaryumda belli bir süreden sonra yükselmeye başladığı zaman salyangozlar için büyük tehdit teşkil ediyor. Zehirli hale geliyor. Bu da ayrı bir şey. Peki yararlarına geçelim arkadaşlar. Bu salyangozların yararları neler? Baş belası dediğiniz salyangozların 2-3 tane kötü yönü bile değil, hani küçük sorunları var. Bunların da önüne geçmek yine bizim elimizde. Bizle alakalı olan şeyler. Arkadaşlar bu salyangozlar neyle besleniyor? 1. Dibe düşen yemlerle besleniyorlar. Dibe düşen yemlerin çürüyüp amonyağa çevrilmesini ve su şartlarını, suyun kalitesini bozmasını engelliyorlar. 2. Yosunlarla besleniyorlar. Yosun sorununu, alp sorununu ortadan kaldırıyorlar. Yani kaldırmasalar bile belli bir noktaya kadar tolere ediyorlar, azaltıyorlar ve benzeri yani. 3. Yine akvaryumda bitkileriniz varsa, canlı bitkilerimiz, kopan, kırılan, çürüyen yaprakları tüketerek bu çürümüş yaprakların da amonyağa çevrilip su kalitesini bozmasını engelliyorlar. Ha, yine akvaryumumuzda, özellikle bitkili akvaryumlarda ve çok sayıda balık olan akvaryumlarda bunu gözlemlemek zor oluyor. Balıklarımız ölebiliyor, yaşları gelebiliyor veyahut da herhangi bir şeyden dolayı ölebiliyor, ölümler olabiliyor balıklarımız. Yine bu ölen balıkları yiyerek su kalitesinin bozulmasını önleyen harika canlılar. Yani amonyak, nitrit, nitrat dengesini sağlayarak suyun kalitesini yüksek oranda koruyorlar. Ha, balıklar gibi yediklerini dışkı olarak tabii ki de çıkartıyorlar amonyak olarak. Ancak bakteri kültürü oturmuş bir akvaryumda yine bunlar nitrata çevrilip yine balıkların dışkılarından oluşan nitratı akvaryumdan alırken salyangozlardan dolayı olan nitratı da yine almış oluyoruz ve bu şekilde şey yapıyoruz. Ondan dolayı sayısını çok arttırmamaya bakacağız. Sayısı çok artarsa eğer nitrat açısından akvaryumda bir yükseliş olacaktır. Yine ama bunu da yapacağımız su değişimleri ile kontrol altında tutabiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar bu doğadaki gibi tonlarca, hani çok büyük bir su kütlesi değil, belli bir su kütlesinin içerisinde biz bir döngü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani illaki sorunlar oluyor. Bu sorunları da biz yapmamız gerekenleri yaparak tolere ediyoruz. Yani bu bizim görevimiz zaten. Bunlar olabilecek şeyler. Bu böyle yapıyor, o öyle yapıyor değil. Bunun çözümünü bizim üretmemiz gerekiyor. Ondan sonra özellikle elma salyangozları arkadaşlar nitrata, yani amonyak, nitrit, nitrata karşı hassas canlılar. Bir numaralı alarmlar arkadaşlar.
özellikle elma salyangozları amonyak nitrit nitrata karşı hassas canlılar ve akvaryumda suyun bozulması, nitrit nitrat amonyak seviyesinin artması durumunda akvaryumda yukarı çıkıyorlar, akvaryumdan çıkmaya çalışıyorlar. Haber veriyorlar. Yani bize diyorlar ki senin suyun bozuluyor, bak biz bu sudan rahatsız oluyoruz. Yine bak yeni kurulan akvaryumlarda bakteri kültürünün oturması için harika canlılar arkadaşlar. O adi salyangoz, ramson salyangoz hızlı ürüyor diye adi salyangoz olarak geçirdiğiniz canlılar bizim akvaryumumuzda oluşturmamız gereken bir numaralı kural, yani bakteri kültürünün oturmasında bir numaralı eleman arkadaşlar. Canlıları koymadan önce bu adi salyangoz ve ramson salyangozu koyarak, dayanıklı salyangozları koyarak bakteri kültürünün oluşmasını hızlandırıyorsunuz. Ondan sonra o bakteri kültürünün daha dengeli oluşmasını sağlıyorsunuz. Bunu büyük salyangozlar için söyleyemeyiz ama küçük, yine adi salyangoz dediğiniz adi salyangoz ve ramson salyangoz için birçok balıktan ve şeyden, canlıdan küçük oldukları için her tarafa girip çıkarak yine akvaryumun birçok yerini birçok canlıdan daha iyi temizliyorlar. Bizim akvaryumda yapmaya çalıştığımız şey doğayı olabildiğince taklit etmek. Bunu yapmak için de doğayı örnek almamız gerekiyor. Bu canlılar doğada da var. Yani bu canlıları akvaryumumuza eklemek hem bizim doğayı yansıtmamıza ve o doğadaki görselliği yakalamamıza, doğallığı yakalamamıza sebep oluyor. Hem de yine aynı şekilde misal örnek veriyorum. Cüce vatoz üretiminde yani üretimhanesini gezdiyseniz veyahut da videolarını izlediyseniz genellikle üretim akvaryumda, cüce vatozların üretim akvaryumlarında üstlerinde 3-5 tane lepistes olur. Neden? Bu balıkların stresini alsın diye. Kendi doğalarında çünkü aynı şekilde yukarıda yüzen canlılar da oluyor. Onu cüce vatozları ve yavrularını rahatsız etmeyecek balık hangisi? Lepistes. Biz bundan dolayı lepistesler koyarak balığın stresini alıyoruz. Aynı şekilde akvaryumuza koyduğumuz salyangozlar da balıklarımızın bir nebze stresini alıyorlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz üretim ve yavru akvaryumlarında çöpçü veyahut da vatoz kullanımı birazcık sıkıntı oluyor. Özellikle daha küçük boyuttaki yavru akvaryumlarında ve üretim akvaryumlarında. Çünkü üretimdeki balığı ve küçük yavruyu strese sokuyorlar ani hareketlerle. Üretimdeki balığı strese sokuyor, onu rahatsız edebiliyor. Ama salyangozlarda öyle bir durum yok. Üretim akvaryumlarına koyduğumuz salyangozlar yavaş ve şey hareket ettikleri için neredeyse üretimdeki balığa hiç rahatsızlık vermiyorlar. Şey yapmıyorlar. Ne olabiliyor? Bazı türler salyangoz yumurtaları yeme eğiliminde oluyorlar. Bu da yine doğru seçim yapmakla alakalı. Doğru salyangoz çeşidini, türünü seçtiğimiz zaman yine böyle bir sorun da ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Yine yavru akvaryumlarına koyduğumuz salyangozlar, yavru akvaryumun sonuç olarak illaki ölümler oluyor. Bu yavruları, ölen yavruları yiyerek yavru akvaryumlarında ve üretim akvaryumlarında su kalitesini korumada bir numaralı yardımcılarımız yine. Peki arkadaşlar, şöyle bir soru var. Sıkça karşılaştığımız sorulardan birisi yine. Özellikle elma salyangozlar için geçerli. Salyangozlarım canlı bitkilerimi yer mi? Şey yapar mı? Genellikle arkadaşlar adi salyangoz ve ramson salyangoz gibi küçük salyangoz türleri canlı bitkileri ellemez. Yani ellemez demeyeyim. Yani sonuç olarak küçük canlılar gezindiklerini görüyoruz. Hani öyle bir eylemde bulunduklarını ben görmedim. Adi salyangozda baktım, minare salyangozda baktım, ramson salyangozda baktım. Ama öyle bir eğilim veyahut da etkinlik göremedim. Belki yiyemedikleri için, belki yiyorlar fark etmiyoruz. Ama sadece ben değil, hani bu hobi içerisinde hiç karşılaşmadığım bir şey. Daha çok büyük salyangoz türleriyle bu sorunu yaşıyoruz. Özellikle elma salyangozları. Arkadaşlar normal elma salyangozlarının iki farklı türü var.
İkisi de normalde otçul, ancak bir türü işte canlı bitkileri de yerken bir türü canlı bitkileri yemiyor. Böyle bunu da bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu da tamamen şansa kalmış. Hani hangisinin canlı bitki yediğini, hangisinin yemediğini şey yapabiliriz derseniz neredeyse imkansız bunu şey yapmak, bilmek. Elma salyangozlarımızın aç bırakmayarak canlı bitkilerden uzak tutabiliriz. Yani karınları tok olan canlı sonuç olarak canlı bitkiye yönelmeyecektir. Aç kalan canlılar daha çok, aç kalan salyangozlar daha çok canlı bitkiye yöneliyor arkadaşlar. Bu narite salyangozu ve rabbit yani tavşan salyangozu için de geçerli. Aç kalan salyangozların canlı bitkilere yöneldiği, özellikle büyük tür salyangozların canlı bitkilere yöneldiğini biliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yararlarını söyledik, olmayan zararlarını söyledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veyahut da dinlediğiniz gibi adi salyangozlar veyahut da yine adi salyangoz olarak geçtikleri milletin söylediği Ramson salyangozlar farklı türler. Soldaki adi salyangoz, sağdaki Ramson salyangoz arkadaşlar. Yine akvaryum ortamında bakılan genel salyangoz türlerine girecek olursak adi salyangoz, Ramson salyangoz, minare salyangoz, benim de yeni tanıştığım şu anda akvaryum içinde olan siyah salyangozlar, elma salyangozları, narite salyangoz, tavşan salyangoz, ondan sonra Helena salyangoz başlıca salyangoz türleridir. Kendi aralarında, kendi türlerinde, kendi aralarında farklı renk ve şekil varyasyonları vardır. Videoyu uzatmamak babına salyangozlar hakkında, salyangozların türleri hakkında ayrıntılı bir bilgiyi de şu şekilde vereceğim. Eğer bu videoya ilgi olursa, beğeni, istek olursa, gelen beğeniyi söylemiyorum arkadaşlar. Yani isterseniz eğer diğer, yani bu saydığım salyangoz türlerinin de ayrı ayrı daha ayrıntılı şekilde bilgiler ile videolarını çekebilirim. Saydığım gibi arkadaşlar genel akvaryum ortamında bakılan salyangoz türleri bunlar. Şimdi gördüğünüz gibi aslında adi salyangoz, vay öyle, vay böyle, vay başa çıkamazsın, vay edemezsin, akvaryumunu sarar, öyle de böyle de denilen salyangozun arkadaşlar aslında ne kadar yararlı, zararının olmadığı, başa çıkamamalarının sebebi kendilerinden dolayı, yani bunu diyen kişilerin kendilerinden dolayı bu aşırı üremenin olduğunu anlamışsınızdır. Bunun salyangozlarla bir alakası yok. Başta da dediğim gibi bu tamamen bizle alakalı. Her balıkta olduğu gibi üreme ve türünü devam ettirebilme isteğiyle uygun şartlar geldiğinde çok çok daha hızlı üreyerek türünü devam ettiriyor. Bunun canlıyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen bizim sorunumuz. Bizden kaynaklı bir sorun. Yani anlayacağınız, aslında adi salyangoz dedikleri o salyangozların akvaryumda hiçbir zararı yok. Aksine 8-10 tane belki daha fazla yararı var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, istek gelirse eğer bu videonun serisi olarak türlerin kendi videolarını da, daha ayrıntılı videolarını da çekebilirim. Ancak şu anda uzatmıyorum. Bayağı da bir uzun olacak galiba video. Editlerken de zaten bayağı sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Boğazım kurudu. Bu kadar çok konuşunca ne dediğimi, ne yaptığımı da bilmiyorum. Ondan dolayı daha fazla uzatmadan arkadaşlar, herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir de beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.